Hiç başka projelere bakıp keşke bunu ben yapsaydım dediğin oldu mu? Ben dedim ve dediğim için şu anda sana bu videoyu hazırladım. Yaratıcı insan kıskançlıkta boğulmak yerine bu dileğin arkasına şimdi bunu ben deneyeceğim cümlesini ekler. Bu dileği bir katalizör olarak kullanır. Onlar yapabildiyse sen neden yapamayasın? Genç Francis Bacon Paris'te büyük bir Picasso retrospektifini ziyaret etti ve ona hayran kaldı. Keşke bunu ben yapsaydım diye düşündü. Böylece resim yapmaya başlayıp şansını denedi. İlhamını ve motivasyonunu Picasso'dan almıştı. Francis Bacon'ın tepkisi, yeterince iyi değilim, hayatta yapamam ya da çok riskli, yapsam da başarılı olmaz sözleri olmadı. Neden denemeyeyim ki oldu. Francis Bacon'ın ilk eserleri Picasso'nun elinden çıkmış gibi görünür. Francis Bacon, ünlü ressamın kimliğine bürünmeye, onun gözlerinden bakmaya çalışıyordu. Picasso'nun düşünce tarzında onu içgüdüsel olarak çeken şeyin ne olduğunu çözmeye çalışıyordu. Picasso'nun çalışmalarını kopyalarken orijinal ile Francis Bacon'a ait olduğu çok belli olan kopya arasındaki bazı bir fark bu oluyordu. Çalıştıkça Francis Bacon'ın kendi sesi öne çıkmaya başladı. Francis Bacon büyük bir retrospektife layık görüldüğü zaman bu kez Picasso'nu ziyarete geldi ve ona hayran kaldı. Francis Bacon'ın gözlerinden onun başarılı bir sanatçı olabileceğini görmüştü. Bacon, belki Picasso'nun eserlerini kopyalamaya, yani kendince yorumlamaya, daha iyisini yapmaya kalkmasaydı, sadece keşke bunu ben de yapabilseydim ya da zamanında keşke yapsaydım cümleleriyle hayıflanıp duracaktı. Yani yapamadığı bir istek için ileride pişman olacaktı. Sen neden kıskançlığını ya da mutluluğunu kendi motivasyonun için kullanmıyorsun? Cevabı basit. Çünkü sen hem korkuyorsun hem de zor geliyor. Bir başkalarından içerik çal, kopyala yapıştır. Yap ama düzenlemeyi de unutma. Çünkü insanlar seni tanıyacak, o çaldığın kişiyi değil. Kendince yorumlar kat, onların yaptıklarından esinlen. Aynısını yapma, daha iyisini yap. İyinin de iyisini yapmaya çalış ki bir başkası da gelip seni gıpta etsin. Seni kıskansın ve o da senin yaptığın işi yapmaya çalışsın. Kıskançlığını motivasyonun olarak kullan. Umarım vermeye çalıştığım mesajı anlamışsındır. Kaynaklarımı videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Merak ediyorsan bakabilirsin. Sana daha fazla faydamın dokunmasını istersen kanala abone olup beğen butonuna basmayı unutma. Görüşmek üzere.